Allah'ın emrine göre, İslam'a göre, kanuna göre demiyor. Kanun ayrı bir şey. O İsviçre'den getirmiş, koymuşlar. O kanun olarak karşımıza çıkıyor. Allah'ın Kur'an'daki emrine göre ölen adamın mirası nasıl taksim edilecek? Allah Kur'an'da bunu taksim ediyor. Tek tek söylüyor hem de. Nerede söylüyor? Nisa suresinin 11. 12. ayetinde söylüyor. Bir adam ölürse, çocukları varsa, ölenin çocuğu varsa, karısı 8'de 1 alır diyor Allah. Karısı 8'de 1. Yani 100 liranın 12,5 lirasını alırmış karısı. 100 liranın 8'de 1 12,5 lira etmez mi? 100 liranın 12,5 lirasını karısı alır diyor. Allah söylüyor bunu. Kur'an'ın ayeti bu. Evet. Babası varsa ölenin diyor 6'da 1 alır diyor. 6'da 1'de 16 lira 67 kuruşta babası alıyor. Annesi varsa 6'da 1'de annesi alır diyor. 16 lira 67 kuruşta o alıyor. 16 lira 67 kuruş. 16 lira 67 kuruş etti 33 lira. 12,5'da hanım aldı 43-45 lira. Misal olsun diye söylüyorum. Geriye de bu adamın 2 tane oğlu var, 3 tane de kızı var. Misal olsun diye söylüyorum. Geri kalan 53 lirada, 100 liradan o çıkınca 53 lirada 2 oğlan 4 kız kadar alacak. 3'te kız var 7. Geri kalan 50 lira 7'ye bölünecek. O da 7 lira virgül bilmem ne eder. Oğlanlar, kızlar 7'şer lira alacak. Oğlanlar da 14 lira alacak. Allah'ın Kur'an'daki taksimi bu. Yani buradan anladınız ki anne ile baba mirastan hiç düşmüyor. Bir adamın 100 tane oğlu olsa anası miras alıyor, babası miras alıyor. Şimdiye kadar da bunu hiç kimse bilmiyor. Çünkü hiç kimse konuşmadı ki. Hiç Diyanet söylemedi ki, Efe Hoca anlatmadı ki, hocalar hiç söylemedi ki. Hatta caminin hocası, Allah razı olsun, illa herkes için söylemiyorum. Hocam diyor, anaya babaya miras mı düşüyor diyor. Adam hafız, çatır çatır Kur'an okuyor ama manaya bakıp da kimse bu meselenin üstünde durmuyor. Herkes diyor ki, kanun ne derse ben öyle yaparım diyor. Eğer bir evlat, misal veriyorum şimdi, eğer bir evlat, bir kız çocuğu derse ki kardeşine, abi sen niye benim iki misli alıyorsun? Ben Kur'an Muran anlamam. Ben kanun ne verirse onu alırım derse böyle söylediği dakika kafir olur. Günahkar olur demedim. Sözüme dikkat edin. Bilerek söylüyorum. Derhal kafir olur. Niye? Kur'an'ı kabul etmem diyor. Ben Kur'an'ı kabul etmem diyor. Niye sen benden iki misli alıyorsun ki ben de aynı adamın kızı oğlu değil miyim diyor. Bunlar dehşet meseleler. Neden oğlanlar iki alıyor da kızlar bir alıyor? İlla sebep sormamıza gerek yok aslında. Rabbim böyle diyorsa öpüp başımın üstüne koyarım demek lazım ama erkeğin yükünün ağırlığını Allah biliyor. Erkek boşanmış bacısının çocuklarına, yetim çocuklara bakacak. Anasının ekmeğini erkek götürecek. Babasının ev kirasını erkek verecek. Akrabalarına erkek yardım edecek. Erkeğin yükünün, masrafının çok olduğunu bilen Allah, erkeğe iki hisse veriyor, kıza bir hisse veriyor. Kız da evlenince zaten onun kocası iki hisse alıyor, kız bir hisse alıyor. Üç üç denk gelir ama illa evlenmeyebilir de böyle sormamıza gerek de yok. Yani şunu söylüyorum. Allah'ın taksiminde anne ile baba mirastan hiç düşmüyor. Bir. İki, bileceğiniz çok önemli bir şey daha var. Bir adamın 4 hanımı olsa bir hanımın hissesini 4'e bölerek alacaklar. Her hanım ayrıca alamıyor. Hanımın birine 1 lira düşüyorsa o 4'e bölünecek. 25'er kuruş olacak alacaklar. Neden böyle? Sebep ne yani? Sebep şu. Allah bütün hanımların, gücü yeten hanımların evlenmesini istiyor. Şimdi de hiçbir avrat evlenmiyor, erkeklerin de hiç karısı yok, ortada dolaşıyorlar. Anlaşıldı mı? Yani Cenab-ı Hak her şeyi en güzel bilendir, en güzel söyleyendir yani. Ona itiraz edilmesi zaten mümkün değil. Öyle olunca bu mesele böyle, fıkhi mesele de böyle. Bunun biz elhamdülillah kardeşlerimiz ısrar ettiler, bir kitabını yazdık bunun. Ve bu kitap 9000 tane basıldı Türkiye'de ve parasız dağıldı. Yani biz